Herkese merhaba. Tablet pazarında iddialı bir konuma gelmek isteyen Toshiba'nın son Android tabletlerinden bir tanesi elimde görmüş olduğunuz Toshiba Excite Pro. Toshiba Excite Pro hem oyun oynamak hem de film izlemek isteyenler için evde rahatlıkla kullanabilecektir. Aynı zamanda dışarıda da rahatlıkla taşıyabilecektir bir Android tablet. 10.1 inç 2560x1600 piksel çözünürlüklü bir ekran var Toshiba Excite Pro'da. IPS teknolojisine sahip olan bir ekran, yüksek görüş açılarına sahip. Bu da Toshiba Excite Pro'nun birden fazla kişi tarafından da kullanılmasına, filmlerin başka kişilerle de aynı anda rahatlıkla izlenmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında ekran parlaklığı da tatmin edici bir düzeyde. Film izlerken veya oyun oynarken parlaklığı biraz daha arttırma, maksimumunu da daha üzerine çıkarma ihtiyacını hissetmediğimiz olmadı değil, ancak genel olarak ekran parlaklığının iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Renk canlılığı bakımından da ekran bir hayli başarılı. Tabii ki 2560x1600 piksel bir çözünürlükten bahsediyoruz. Bu da Toshiba Excite Pro'nun ekranında keskin yazılar ve grafiklerin elde edilmesi anlamına geliyor. Full HD videolar veya oyunlar bu ekranda oldukça güzel ve hoş görünüyor. Toshiba Excite Pro'nun tasarımına göz atacak olursak 10.5 mm'lik kalınlığa sahip bir tablet var karşımızda. Standart Android tabletinin boyutlarında Toshiba Excite Pro görmüş olduğunuz gibi yuvarlak köşelere sahip ve elde iki elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Genelde yatayda kullanılacak şekilde geliştirilmiş olan bir tablet var karşımızda. Tabii ki dilerseniz tableti elinize tekinize dikede de tutarak kullanabilirsiniz. Toshiba Excite Pro buna da imkan tanıyor. Tabletin önünde 10.1 inç ekranın dışında 1.2 megapiksellik bir kamera var. Toshiba logosu ve Harman Kardon logoları dikkat çekiyor. Tabletin görmüş olduğunuz gibi solunda ve sağında Harman Kardon teknolojisiyle desteklenen hoparlörler bulunuyor. Hoparlörler tableti iki elle tutup kullanırken kapanıyor. Bu ses çıkışına biraz olumsuz etkide bulunuyor. Bunun dışında hoparlörlerin kalitesi orta seviyede. Çok yüksek bulmadık. Ancak çevresel ses etkisini fazlasıyla veriyor ve gerçekten berrak bir ses çıkışı sağlıyor bu hoparlörler. Tabletin arkası metal görünümü verilmiş plastikten ibaret. Yine burada da Toshiba ve Harman Kardon yazıları dikkat çekiyor. Üstte 8 megapiksel kamera ve flash yer alıyor. Bu 8 megapiksel kamera 1080p Full HD video kaydı da yapıyor. Bunun dışında tabletin girişleri ve çıkışları kenarlara yerleştirilmiş. 3.5 mm kulaklık jakı, ses tuşları, bir kapak arkasına gizlenmiş Micro SD kart yuvası, Micro HDMI adaptör ve Micro USB portunu görüyoruz. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz yerde güç girişi var. Cihazın şarj adaptörü buraya bağlanıyor. Alt kısımda herhangi bir şey yok. Tabletin sağ tarafında da herhangi bir bilek kayışının bağlanmasına olanak sağlayan delikler yer alıyor. Toshiba Excite Pro'nun üstünde de görmüş olduğunuz gibi güç butonu yer alıyor. Aynı zamanda mikrofon da görmüş olduğunuz gibi üstte yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Toshiba Excite Pro'nun donanımına, iç donanımına bakacak olursak 1.8 GHz 4 çekirdekli Nvidia Tegra 4 işlemci var bu tablette. 72 grafik işlemcisine sahip Nvidia Tegra 4. Bu da Toshiba Excite Pro'nun oyun ve multimedya işine odaklanmış bu tabletin düzgün bir performans göstermesine olanak sağlıyor. Tablette Android 4.2 Jelly Bean çalışıyor. Genellikle temel bir Android arayüzü var. Tabii çeşitli Toshiba özelleştirmelerini görüyoruz tablette. Çeşitli uygulamalar önceden yüklenmiş. Toshiba'nın çeşitli uygulamaları da önceden yüklenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii yine Google Play Store'dan da dilediğiniz uygulamayı tablete yükleyip kullanabilirsiniz. Toshiba Excite Pro'nun pil konusunda da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tablette yer alan pil 9 saate kadar video oynatma. Bunun yanı sıra 58 saate kadar da müzik dinleme olanağı sunuyor. Yine aynı zamanda 11 saatlik bir kullanım senaryosu var. %60 webde gezinme, %10 video izleme ve %25'lik bekleme ile birlikte 11 saate kadar bu tablet işinizi görüyor. Uzun bir bekleme süresi var. Yaklaşık 10 güne kadar bekleme modunda kalabiliyor. Gerçekten uzun süreler boyunca bu tableti kenarda bekletebilirsiniz ve istediğiniz zaman da bekleme modundan çıkarıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir Android tableti Toshiba Excite Pro. Toshiba Excite Pro ile ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki incelemesine bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.